çektin lan. Her boku yiyip Atatürk'ün arkasından dinlenmeyin lan. Sen var ya, yemin ediyorum paramparça ederim ben burada. Ben de seni paramparça ederim oğlum. Allah bu millete soracak ama bunun hesabını. Oğlum demeden konuş lan bana. Kimler alıyor bu cesareti ya? Ben Erdoğan'ın köpeğim lan. Aynen sana ne? Şurada oturup ağlayasım geliyor. Köpek gibi bağırdın lan burada. Seni kim besliyor oğlum? Seni kim besliyor? İçiyorsun. Vallahi bak yanında açıyorum şimdi sigara. Bak tütün, Adıyaman tütünü. İyi ki varmış Adıyaman tütünü. Peki neden bu haldeyiz? Neden bu haldeyiz? Sen de bir içmez miydin abi marka sigaralardan? Tabii ki içerdim. Önceki sigaranın önceki renkleri burada. Telefona kaydettim. Peki hala bu DNA'yı kim değiştirdi? Bu renkler neden değişti? Ha, derin düşünce. Ha, neden değişti? Çünkü başladılar sigarayla başladılar. Öbür konulara kadar devam ettiler. Ve başardılar. 88 fabrika limanlar dahi satıldı. Ve sonradan da milleti zamlarla, kaderiyle baş başa bırakıldı. Evet, ondan sonra çıktı, yok efendim başörtüsü, yok efendim dini istismar ediyorlar. Kim kullanıyormuş dini? Kim istismar ediyor? Kendileri, hepsi. Yani dini kullanarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Nereye geldi? 22 senedir. Hani diyelim 22 sene, 25 sene. Din kullanıldı. Kullanıldı, herkes bir hedefine, onlar hedefine ulaştı. Halk sıkıntı içerisine girdi. Ve sonradan ne oldu? Çıktı millete, dedi ki yok şey projesi, yok bilmem ne, yok şunun projesi, yok bilmem ne dedi. Herkesi farklı farklı şeylerle kandırmaya çalıştı. Halk uyandı ama geç uyandı. Bu ekonomik sıkıntı, buhranı ne zaman bizim üstümüzden kalkar abi? Ne zaman biter biliyor musun? Ha, ne zaman biter biliyor musun? Ne zaman bu iktidar komple değişirse o zaman biter. Başka şekli şemali yoktur bunun. Pardon. Lan ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Lan sensin bunu lan demeden konuş. Tamam mı? Sen? Hayırdır? Terbiyesizlik yapma sen lan demeden konuş. Ya sen terbiyesizlik yapma, beni tanımıyor etmiyorsun. Hadi lan, seni ben çok izledim. İzlemişsen, izlemeye devam et. Seni çok izledim ama et. Sen var ya, sen sadece çığırtkanlık yapıyorsun. Ya, yürü git ya. Ya bana hareket yapma, sen var ya ağzını burnunu uvadın. Dışarı yoksun diye dışarı da şimdi ya. Hadi lan, sen kimsin? Ya provokatörlük yapmaya geldim. Hayvan herif. Bir şey soracağım abi. Oğlum, provokatör sensin lan. Canını sıkma. Provokatör sensin. Kamerayı kapatsana. Anladın mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ha? Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen var ya, yemin ediyorum paramparça ederim burada. Ben de seni paramparça ederim oğlum. Oğlum demeden konuş lan. Ya hayvan herif. Kapatsana bir ya. Bir dakika Mehmet abi. Kameralar önde beni. Ne yapacaksın lan sen? Terbiyesiz. Oğlum sen kimsin ya? Lan oğlum demeden konuş. Kimsin kim? Bir dakika. Oğlum demeden bir konuş. Bir saniye. Evet. Terbiyesiz. Bir şey soracağım. Sen neden kimsin lan? Lan köpek gibi bağırdın lan burada. Tamam bağırabilir de abi. He, milleti provoke ettin lan sen. Şimdi köpek. Kim bağırmış? Bir dakika. Ne diyorsun sen? Hayvan herif. Neden sen kimin? Kim seni besliyor lan? Seni kim besliyor oğlum? Seni kim besliyor lan? Seni kim besliyor lan? Ben yoldan geldim, anladın mı? Biz de yoldan geldik. Nereden geldik? Oradan mı geldik? Peki neden bağırıyorsun abi adamı? Sen niye bağırıyorsun şimdi? Konu nedir? Olay nedir? Kimsin sen ya? Sen var ya sen... Ne yapmaya çalışıyorsun sen oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlum demeden konuş lan bana! Önünde olmak istemiyorum. Oğlum demeden konuş. Bana oğlum demeden konuş, seni var ya. Ağzını burnunu afalarım. Hayvan herif. Tam arkaya gel abi. Hır lan! Tam röportaj bitsin. Terbiyesiz herif. Oğlum senin derdin ne? Amacın ne? Sen provokatörsün oğlum. Ne dedin? Tamam mı? Sen provokatörsün. Ne dedin de provokatörlük yapmış? Sen hükümete küfür edip duruyorsun. Hükümete terbiyesiz. Hükümete küfür ediyorsun. Oğlum demeden konuş lan. Küfür etsem cezaevinde oğlum lan. Kim küfür etmiş lan? Erdoğan ben seni hep izledim. Terbiyesiz. Yürü git. İnsanlar geçinemiyor. Nerede geçinemiyor? Nerede geçinemiyor ha? Nerede geçinemiyor lan? Fikrini söylüyor. Sen biliyor musun lan Avrupa'da millet nasıl geçiniyor? İnsanlar geçinemiyor. Geçinemiyormuş. Nasıl geçiniyorlar abi? Anlat bize. Asker polisi geliyor. Bunu söyleyecek yok geliyor. Terbiyesize bak. Adama neden kızıyorsun abi? Neden mi kızıyorum? Neden abi soruyorum. Provokatör de ondan. Neden? Neden provokatör? Köpeğisin. Ben Erdoğan'ın köpeğiyim lan, sana ne? Aynen öyle. Dingil. Aynen öyle, biz de Atatürkçüyüz tamam mı? Siktir lan! Her boku yiyip Atatürk'ün arkasından dinlenmeyin lan! Atatürk sizin tek elinizde değil, tamam mı? Oğlum kavga et, bak
Bağırma. Lan her boku yer Atatürk der. Şerefsiz. Senin gibi insanla ne konuşacağım lan? Hadi köpek. Her boku yer Atatürk'ü gördün. Hadi köpek. Erdoğan'ı köpeğim diyorsun. Senle daha ne konuşayım? Diyorsun ki Erdoğan'ı köpeğim diyorsun. Ben sen... Yok yok. Burası Erdoğan ülkesi değil. Atatürk'ü kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti. Anladın mı? Erdoğan'ı köpeğim diyorsun. Devam et de köpeğim. Diyor ki sen niye Erdoğan'ı eleştiriyorsun? Allah mı, peygamber mi? Kimdir o ya? Eleştirmek kötü bir şey değil abi. Fikrini söyleyebilirsin tabii ki de. Ya o fikrini tabii ki de söyleyeceksin. Biliyor musun? Böyle beni target edip vurayım. Anladın mı? Sonra beni şikayet edecek. Ama yakına laf konuş. Erdoğan'ı köpeğim diyor ya. Lan Erdoğan, niye eleştirmeyelim Erdoğan'ı? Dolar olmuş 30 TL, euro olmuş 30 TL, asgari ücret kiraya yetmiyor. Eleştiremezsin diyor. Bu ablamız bu yaşta çalışıyor, 10 bin TL para alıyor. Evet, doğru. Eleştiremezsin diyor işte. Adam geldi burada saldırmaya kalkıyor. He, eleştirecek tabii. Doğruyu doğru söylüyor, kendi takmış zinciri. Tabii ki de. Ya. Niye söylemesin? Söyleyemez diyor. Niye söyleyemezsin? Düşünceye de mi artık? İşte kilit var yani. Ama kendisinizi duymuyor abi. Düşünceye de bir kilit var. Olur mu öyle şey? Özgür Türkiye'de yaşıyorsun ya. Ne demek yani? Herkes fikrini söylemekte. Bir de fikrini söyleyecek efendim. Özgürce konuş abi. Şimdi bak şurada şey var. Kızılay'ın aracı var. Evet. Bu memlekette millet Kızılay'a kan bağışlardı sürekli. Bakın orada bir kişi yok. Neden? Evet. Neden? Evet. Doğru. Kızılay'ı bile sattı adam. Kızılay'ı bile mahvetti. Depremzedelere çadır sattı, kan sattı, can sattı. Bak orada bir kişi yok. O biraz önce kimse bilmiyorum Erdoğan'ın köpeğiyim diyen köpek bu hale getirdiler memleketi. Helal olsun. Allah bu millete soracak ama bunun hesabını. Hala Tayyip Erdoğan'a binlerce, milyonlarca oy çıkıyorsa bu memlekette Allah hepimize soracak bunun hesabını. Bunlardan önce din yoktu. Hepimiz gavurduk, bunlar geldi Müslüman olduk zannediyoruz. Allah bunun hesabını bu millete de soracak, Tayyip'e de soracak, Tayyip'in nesline de soracak, o köpek kimse ona da soracak. Daha çok konuşurum sabaha kadar, ben çok doluyum ama. Abiye dedi ki biz seni çok izliyoruz, sen provokatörlük yapıyorsun dedi, tamam, her de kanala çıkıyorsun dedi. Kızılay orada bak bir kişi yok orada, ben kan verdim, ayıptır bunu söylemek. Bir kişi yok orada, bir kişi. Bunu kim yaptı bu hale, kim getirdi Kızılay'ı? Kim getirdi? Tayyip getirdi. Depremzedelere... Bana oy vermezsen sana ev yapmam, çadırda yaşamaya devam edersin diyor. Kimler alıyor bu cesareti ya? Dün Tayyip mi vardı? Allah'tan korkmaz ya bu millet. Buna hala cevap vermiyor. Bir şey söylemiyor. Benim babamın kitaplarını Beyazıt Meydanı'na döktü Tayyip. Oradan düşman değilim. Oradan düşman değilim. Ama Allah'ın dinini yani yerlere indirdi ya. Yerlere indirdi ya. Mahvetti ya. Ne kitabı abi? Kur'an-ı Kerim ya. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim. Elhamdülillah Müslümanız biz. Evet, babamın kitapları dedin de. Ya benim babamın kitapları, çocuk kitapları, şiir kitapları. Niye? Tayyip'in aleyhinde gazetede yazı yazdı diye bütün gazetelerden, televizyonlardan, oturduğu kahvelerden aldılar. Ha öldü, rahmetli oldu. Hiç önemli değil. Bizim kendimiz. O başka bir şey. Ama şu Kızılay'ın şuradaki halini görünce şurada oturup ağlayasım geliyor. Bana yarın kan lazım olacak. Kızılay bana kan vermeyecek. Kan satacak bana. Ben yine de kan verdim. Bana kan satacak Kızılay. Ama ne diyeyim yani, konuşacak çok şey var. Ama hiçbir şey yok, öyle diyeyim. Benim bir abim vardı, sağ olsun Hasan Özkan, öldü, rahmetli oldu o da. Konuşacak çok şey var, hiçbir şey yok diyordu ya. Böyle memleket olur mu ya? Bak orada Müslümanlar öldürülüyor, orada kadınlara tecavüz ediliyor, orada, burada bu, ya burada çocuklara tecavüz ediliyor. Bu milletin hiç umurunda değil ya. Nasıl bir millet bu ya? Böyle millet olur mu ya? Kendi adıma kendime söylüyorum yani. Yani ne diyeyim anlamadım. Ne diyeyim bilemiyorum yani. Allah yardımcımız olsun ama Allah yardımcımız da olmayacak yani. Çünkü bu kadar hainliğe, bu kadar soyulmaya, bu kadar yalana, bu kadar talana sessiz kalan bir millete Allah nasıl adil olacak, nasıl yardımcı olacak ki? Neyse ben affınıza sığınıyorum, kusura bakmayın yani. Bak bir ben Ekrem İmamoğlu'nu da tanımam. Bir adamın üzerine milletvekilleri, belediye başkanları, cumhurbaşkanları, bakanlar 50 kişi saldırdı adama. Hepimiz seyrettik. Niye saldırıyorlar adama? 16 milyonun hakkını millete yedirmiyor diye saldırıyorlar. Niye? Yiyemiyorlar diye saldırıyorlar. Ben tanımam ha Ekrem İmamoğlu falan. Ben CHP il binasında da kavga etmiş bir adamım yani. Milletvekiline de laf söylemiş bir adamım.
bir canım var. Alırlarsa alırlar. Doğruyu söylerim. Ama bu milleti mahvettiler abi. Mahvettiler. Benim 4 tane çocuğum var. Bir tanesini Tekirdağ Üniversitesi'nde okutuyorum. Bir tane üniversite kitabı kaç para biliyor musun? 2800 lira. Üniversite bir kitap 2800 lira. Çocuklar orada, genç kızlar, 18 yaşındaki kızlar orada kendini satarak kendine kitap alıyor. Çocuk kendini satıyor ya. Polis orada bekliyor. Doktor orada bekliyor. Hakim orada bekliyor. Savcı orada bekliyor. Çocuk kendini satarak kendine kitap alıyor. Yurtlarda kalmak için, yaşamak için kendini satıyor çocuklar ya. 18-20 yaşında gencecik çocuklar kendini satıyor. Bir tane üniversite ders kitabı 2800 lira bu memlekette. Böyle memleket olur mu ya? Kusura bakmayın. Pardon, ben gidiyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun.